الحمد لله الذي علم بالقلم وصلى الله على نبيه وآله وصحبه وسلم وبعد. Muhterem kardeşlerim, sabah-ı şerifleriniz hayır olsun. Bu sabah inşallah Tekvir suresini ve sonrasında imkan nispetinde İnşikak suresini tefsir etme gayreti içerisinde olacağız. Tekvir suresi baktığınız zaman bize minel fenai ilel baka, yok var, yok olacak şeyden, dünyadan Allah'a gidişi, Cenab-ı Hakk'a seyredişi anlatıyor. Yani minel fenai ilel baka, bir anlamda İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin seyri ilallah kavramı, yani dünyadan Cenab-ı Hakk'a gidiş, hakikati idrak ediş, bunu seyrediyoruz. Yeryüzünde güvendiğiniz, itimat ettiğiniz neler varsa, en büyük gördükleriniz, güneş, yıldızlar, dağlar, hepsi yok oluyorlar. Yani bütün bunlar kendi varlıklarıyla, kendi varlık dünyalarıyla. Biz yok olmaya, yokluğa mahkumuz. Dolayısıyla küllü men aleyha fan ve yebka vecbu rabbike zül celali vel ikram. Yeryüzünde gördüğünüz her şey, bu her şeyin içerisinde o azametiyle duran dağlar da dahil olmak üzere yok olacaklar. Sadece Cenab-ı Hak hay ve la yumdur. İşte okuduğumuz bu sureler ve sonrası bize bunu anlatıyorlar, bunu ilan ediyorlar. Yani hadise şuna benziyor. Bir panayır alanındasınız ya da bir fuar yerindesiniz. Fuar öncesinde şu kadar gün hazırlık yapılır. Vakti geldiği zaman açılış için ilgililer gelirler. Fuar alanını tayin ve tespit edebilmek için o maddeleri çıkarırlar, yerleştirirler. Alanı tayin ve tespit ederler. İşte lambaları döşerler. Sonra şu kadar zaman geçer. Fuarın vakti bitince gelirler, o lambaları, kandilleri oradan sökerler. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا. Cenab-ı Hak bu dünyayı, bu alemi aydınlatsın diye 93 milyon mil uzaklıktan alemi aydınlatan bir güneşi, kandili oraya yerleştirmiş. Şimdi o dünyanın vakti dolmuş. Tıpkı bir fuar alanı gibi. Allah Azze ve Celle şimdi oradan, o dünyadan kandilleri söküyor. Yani güneşi söküyor, dağları söküyor. Bu alan toparlanıyor yani. Bu toparlanış size, bize şunu anlatıyor. Gördüğünüz her şey yok olacak, siz de yok olacaksınız. O halde Allah'a gideceksiniz. Yaşadığınız bu dünyanın hesabını vereceksiniz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَنْضُرَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَةٍ. Kim kıyameti gözleriyle görmek istiyorsa, sanki görüyor kıyameti, yani o fotoğrafı, o sureti mutala, müşahede ediyor, kim bunu istiyorsa, kalsın اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَةٍ bunu okusun. Sonra اِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ bunu okusun. اِذَا السَّمَاءُ شَقَّتْ bunu okusun. Bunları okuyan sanki kıyameti yaşıyor. Evleri, hanları, hanumanları, dağlar, alem, sema, yeryüzü bütünüyle kainat yok olmuşlar. Her şey Allah'a gidiyor, kainatın sahibine gidiyor. İşte okuduğunuz bu sureler bunu anlatıyor size. Yani bir zelzele olsa nereye koşuyor insanlar? Tsunami olsa nereye koşuyorlar? Nuh Aleyhisselam'ın oğlu tufan olduğu zaman, baba ben dağların tepesine giderim, oraya itimat eder, o dağlara sığınırım diyor. İnsanın güvendiği, itimat ettiği dağlar bile havada uçuşuyorlar. Tıpkı bir tüy gibi, tüy gibi dağlar uçuyor. Semada, yerde sürünüyor yani dağlar. O halde itimat edeceğiniz, dayanacağınız bir barınak, bir sığınak kalmadı, Allah'a gidiyor her şey. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانْ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَالْاِكْرَامِ. Kainatın sahibinin bu fermanı tecelli etmiş.
İki sure bu kıyamet tablolarıyla başlıyor. Sonra 14 ayet bu şekilde devam ediyor. Bu ayetlerin içerisine وَاِذَا الْمَوْقُودَةُ سُوِلَتْ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ Cenab-ı Hakk'ın sırtlarını yerleştiriyor. Yani kıyametin öncesindeki hadiseler. Ahiret boyutu var, bir de bunların arasında kız çocukları var. Yani neden Allah Teala kıyamet tabloları arasına kız çocuklarını yerleştirdi? Yani şundan bahsediyor. وَاِذَا الْمَوْقُودَةُ سُوِلَتْ Diri diri toprağa gömülen o kız çocukları da kıyametin bu dehşetinde Allah'ın huzuruna gelecek. بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ Onlara sorulacak, sizin günahınız neydi de sizi diri diri toprağa koydular, gömdüler. Üzerinize şu kadar toprağı örttüler. Neydi sizin günahınız? Önceki cahiliyede kız çocuklarından utanıyorlar. Onları diri diri toprağa gömüyorlardı. Belki onların dünya hayatını karartıyorlardı. Ama onlar en azından ahirette وِلَّانُ مُخَلَّدُونَ olacaklar. Yani bir türlü cennetin içerisine girecek o kız çocukları. Fakat modern cahiliyede açarak, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan mahrum bırakarak yetiştirilen kız çocukları ebediyen cehenneme gömülecekler. Onun için bu kız çocuklarına karşı vazifede kusur etmek o kadar büyük ki kıyametin dehşeti kadar büyük. Yani 12 ayette kıyametten bahsediyor. Onun bir yerine getiriyor, kız çocuklarını koyuyor. Yani ey babalar diyor, kız çocuklarına karşı eğer vazifenizi yerine getirirken kusurunuz olursa, eğer onlara Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı anlatmazsanız, bu o kadar azim, büyük bir hadise ki, dağların yerinden oynaması kadar büyük bir hadise. Onun için onu koymuş. Yani ayetin siyakına, sibakına baktığınız zaman bunu mutalaa ediyorsunuz. Şimdi biz sureyi tefsir etmeye başlayalım. Birinci bölümünde kıyamet var. İkinci bölümünde bize vahiy anlatıyor. Kur'an-ı Hakimi, onun gelişimi, Efendimiz'i ve Kur'an-ı Hakimin ilan edildiği, tebliğ edildiği toplumu, milleti, o millet örgüsünü, millet yapısını teşhir ediyor Kur'an-ı Hakim. Biz kıyamet tablolarından bahsedelim. Fakat o kız çocukları mevzuna gelince orada derinleşelim. Fakat iki sureyi, yani İnfitar suresi ile Tekvir suresini birlikte mutalaa etmiş olalım. Peki, sure Kur'an-ı Kerim'in tertibine baktığınız zaman 81. sıraya tekabül ediyor. Fakat nuzul açısından baktığınız zaman 6. sure, 7. sure diyebiliriz yani. Kur'an-ı Kerim'in ilk nazil olan surelerinden. İlk ayet اِذَشَّمْسُ كُوْوِرَاتْ Yani güneş dürüldüğü zaman kıyamete yürüyorsunuz şimdi. Fenadan bekaya, Allah'a gidiyorsunuz. O güvendiğiniz en azametli varlıklar bile yok oluyorlar. اِذَشَّمْسُ كُوْوِرَاتْ Güneş dürülüyor. Sarığı düşünün, sarık. Ne kadar olur bir sarık? 7 zira. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sürekli namaz kılarken başında sarık olmuşlar. Sarığı da Aleyhisselatü Vesselam takkenin üzerine sarmışlar. Yani başı açıp Aleyhisselatü Vesselam namaz kılmamış. Eğer sarık bulamadıysa bir bez parçası almışlar, onun üzerine sarık sarmışlar. Hatta Mekke-i Mükerreme'ye girerken, yani Cenab-ı Hak ona fethi nasip ettiğinde miğferinin üzerine dahi Aleyhisselatü Vesselam sarık sarmışlar. Şimdi sahabenin, insanların sürekli gördüğü, bildiği namaz kılarken başlarına sardığı sarık var. İşte o bildikleriyle onlara güneşi anlatıyor. Kıyamet geldi. اِذَشَّمْسُ كُوْوِرَ Nasıl o 7 zira sarık başınıza doğru sardıkça, sardıkça dürülüyor, dürülüyor, toplanıyor, artık hepsi başınızda oluyor. 90 küsür milyon mil uzaklıktan dünyayı aydınlatan o güneş,
ışığıyla beraber dürülmeye başladığı zaman çekiliyor yani. Güneş dünyadan çekiliyor. Artık nizamını kaybetmiş. Yeryüzünde müthiş bir inkılap var. Bu dünyayı kuran, kün emriyle var eden Allah Azze ve Celle dünyaya, aleme tayin ettiği vakit sona ermiş artık. Her şey yok olacak. Büyük bir inkılap başlamış. Güneş sürülüyor. وَاِذَنْ مُجُومٌ كَدَرَتْ Yıldızlar, sayısını sadece Cenab-ı Hak biliyor. NASA, şu, bu vesaire, hepsi bir noktada duruyor işte. Ne kadar yıldız var? Onların sayılarını tadat etmekten bile bugün acizler. O saydığını sayamadığınız bütün yıldızlar kararmışlar. Karanlığa gömülmüşler, onlar dökülüyorlar birer birer. وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ O azametiyle dağları görüyorsunuz. Yerçekimi kanunu artık iptal olmuş, çalışmıyor. Onların ölçüm aletleri bozulmuş. وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ Dağlar yeryüzünde yürüyorlar. Hangi kuvvet, hangi kudret onları yeryüzüne ikame ettiyse, direkt olarak var ettiyse, şimdi o kuvvetin sahibi emrediyor. Dağlar yeryüzünde uçuveriyorlar. Öteye gidiyor, beriye gidiyorlar. وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ İşar demek. 10 aylık hamile develer. Arap'ın en kıymetli malı bunlar. Yüklü develer yani. Onlar için savaşıyorlar. Yani o toplumdan hareketle şunu anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Uğruna kavga ettiğini, savaş verdiğini dünyalıklar orada duracaklar. Kimse dönüp de onlara bakmayacak. وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ Arap için deve, buradaki birisi için belki dükkan, belki arsa, belki arazi, belki binalar, mallar, mülkler vesaire. Hepsi orada duracaklar. Altınlar, gümüşler, dolarlar vesaire. Hepsini terk edecekler. وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ Hadisenin anlaşılmasına katkısı olur bağımından arz edeyim. Muaz bin Cebel radıyallahu anh Efendimiz Allah Resulü aleyhissalatu vesselam tarafından uğurlanıyorlar. Yemen'e gidiyorlar. Yemen'e giderken Efendimiz buyuruyorlar ki Muaz gidiyorsun fakat geldiğin zaman belki beni kabrimde selamlayacaksın. Efendimiz aleyhisselamın dünyadan ayrılış yılı. Muaz bin Cebel gidiyorlar Yemen'e. Allah ve Resul davasını tebliğ ediyorlar. Dönüyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinde selamlıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam yoklar artık dünyada. Efendimizin olmadığı bir Medine'de yaşamak Muaz bin Cebel'e zor geliyor. Ayrılıyorlar Medine'de. Filistin tarafına gidiyorlar. Ürdün'de bir yer, Şu'un şimaliye. Gidip orada kabrini ziyaret etmiştir. Tepenin üzerinde bir yer, Muaz bin Cebel radıyallahu anh, 36 yaşında. Efendimiz aleyhissalatu vesselam onunla alakalı, اَعْلَمُكُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ İçinizde helal haramı bilen en aliminiz dediği Muaz bin Cebel. Hz. Muhammed aleyhisselamın olmadığı bir Medine'de yaşamak kendisine giran geliyor. Her köşe başında Allah Resulü'nü hatırlıyorlar aleyhissalatu vesselam. Gidiyorlar Şu'un şimaliyeye yerleşiyorlar. Tavun hastalığı zuhur ediyor. Her tarafa yayılmış. Devlet başkanı Hazreti Ömer radıyallahu anh tahmin çıkarmışlar. Eğer tavun hastalığı bir şehirde varsa orada olanlar dışarıya çıkmayacaklar. Ya da dışarıda olanlar dışarıya girmeyecekler. Hastalığın yayılmasının önüne geçecekler bu şekilde. Muaz bin Cebel minbere çıkıyorlar. Bir cuma günü diyorlar ki şu elimi görüyorsunuz. Bu elde taun hastalığı var. Yani belki birkaç gün sonra vefat edecek. Fakat bu el bana o işardan 10 aylık hamile develerden, yüklü develerden, kızıl develerden daha sevgili geliyor. Çünkü bu el beni Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a götürecek. Artık onunla ayrılık sona erecek. Allah Resulüne kavuşacağım.
Ölüm gelecek, onu bekliyorum. Yani Muaz bin Cebel de o son anında Arap için o kızıl develerin, o işarın ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Fakat kıyamet vakti geldi. وَاِذَا الْعِشَارُ عُدِّلَتْ O hamile dereler orada, kimse dönüp de bakmıyor onlara. وَاِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ Vahşi hayvanlar bir noktada toplanmışlar. Aslanlar, kaplanlar, yılanlar belki normal zamanla birbirini parçalıyorlar. Fakat yeryüzünün, alemin kuralları değişmiş. Aslan orada, tavşan da hemen yanı başında duruyor. Fakat korkudan birbirlerine bakmıyorlar. Birbirleri üzerine hücum etmiyorlar. Aslan hücum etmiyor, tavşan kaçmıyor. Çünkü alemi kıyametin korkusu kuşatmış. 7-8 şiddetindeki bir depremi düşünün. Sokaklar, insanlar ne halde? وَاِذَا الْوُقُوشُ اُشِرَتْ وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ Denizler kaynıyor. Belki Cenab-ı Hak biliyor en doğrusu nasıl olacağını. Hani su oksijenle hidrojenden oluşuyor. İkisi de yakıcı bir madde. Belki de güneş alemden çekildiğinden dolayı bu iki yanıcı madde güneşten dolayı birbirini yakmıyorlardı. Güneş çekildiğinden dolayı iki yakıcı maddeden oluşan su tutuşacak, denizler tutuşacak, okyanuslar tutuşacak. Alemi büyük muazzam bir yangın sarı verecek. Ve iden biharu sucira ve iden nufusu zubuca. İşte yangının tutuşturduğu bir an. Artık denizin içindeki o deniz altılara girseniz onlar da sizi koruyamayacaklar. Çünkü denizleri de büyük ve muazzam bir ateş sarı verecek. Ve iden nufusu zubuca. Bütün nefisler birleşecekler. Yani çürüyen bedenler, onlar kalkacaklar kabirlerinden, ruhlarıyla birleşip Allah'a revan oluyorlar. Kainatın sahibine gidiyorlar. Ya da ve iden nüfusu zuhvice, özlediğiniz, istiyak duyduğunuz, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhaniyetiyle ruhaniyetiniz birleşecek. Kafirler bir yerde, Müslümanlar başka bir vadide, münafıklar ayrı bir noktada birleşecekler kıyamet. Ve izel nüfusu zuhrice ve izel mevbudetu subile. İşte öyle bir an diri diri toprağa gömülen ya da Hazreti Muhammed kendilerine öğretilmediğinden babaları tarafından ebediyen cehennemin ateşine gömülen kız çocuklarına sokulacak. Bir ey zembin kutile. Sizin günahınız neydi de sizi öldürdüler? Neydi sizin günahınız? Neden babalarınız 70 yıllık dünya hayatına bakıp da sizin ahiretinizi iptal ettiler, mahvettiler? Neden وَاِذَا الْمَوْفُوبَةُ سُعِلَتْ بِاَيْهِ ذَنْبِنْ قُتِلًا Burayı geçelim, tekrar sonra oraya dönelim, hadiseyi tamamlayalım. Fotoğrafı bütün kareleriyle görelim. وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرًا Kız çocuklarına soruluyor, sonra hemen sayfeler açılıyor. Ve ile sohufu nuşira. Yani kıyamete iki dosyayla geleceksiniz. Bir dosyada kız çocuklarınız olacak, ikinci dosyada ömür boyu bütün yaptıklarınız olacak. Ve ile sohufu nuşira. Yani kızlara karşı vazifenin ifa edilir, edilmemesi Allah Azze ve Celle katında o kadar mühim. Ve ile sohufu nuşira. Kıyamet günü erkeklerin elinde iki dosya. Bir elde kadınların, bir elde kendi dosyaları. Ve ile sohufu nuşira. O bütün sayfeler açıldığı zaman, yani onların hesabı sorulmaya başladığında. Ve ile sema kuşidat. Semanın üzerinde, dünyanın üzerindeki o sema, koyunun derisinin soyulduğu gibi soyulduğu zaman ve ile sema'u kuşitat ve ile'l cehîm su'irat cehennem kaynatılmaya başladığında ve ile'l cennetu uzrifet cennet ehli imana yaklaştırıldığında alimet nefsun ma ahdarat o zaman bütün nefisler neyi gönderdiler ahirete onu idrak
idrak edecekler. Yani ayet öyle bir noktada geliyor ki artık güneş yok, dünya yok, denizler tutuşmuş, aleme dahil tek noktasında kalmamış size dahil. Yani gemileri yakmış, okyanustan öteye geçtiniz. Dünyaya dönemezsiniz. Eksik bıraktığınız amelleri yapamazsınız. Kılmadığınız namazları kılamazsınız. Sabah vakti karanlığı yarıp artık camiye gelemezsiniz. Sohbete katılamazsınız. Çünkü güneş dürülmüş, dünya bitmiş. Alimet nefsun ma ahdara, Allah'ın huzurundasınız. Ne yaptınız, ne yapmadınız. Peki, insanoğlu bunu bir surede idrak edemez. Hemen sonrasında İnfitar suresini getiriyor. Bu surede manzaralar müthiş. Hani kalbiniz yerinden çıkacak gibi oluyor. Sonrasında, sonraki surede biraz soluklanıyorsunuz. İle sema'u fatara, sema yarıldığında. وَاِذَا الْكَوَاكِبُ اِنْتَثَرَتْ Yıldızlar karanlığa gömülü, birer birer boşluğa düştüğünde, وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ Denizler kaynadığında ya da taştığı zaman, vadiye, kara parçaları üzerine yürüdüğü zaman, وَاِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ Yerin altı üzerine getirilir, o yerin altındaki bütün cesetler çıkartıldığında, عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ İşte o zaman kıyamettesiniz. Cenab-ı Hakk'ın huzurundasınız. Neleri gönderdiniz, neleri yapmadınız. Yaptıklarınızdan, yapmanız gerekirken terk ettiklerinizden. İşte öyle bir anda size soru soracaklar. Yani önünüzde işte böyle suyu koyup, bir koltuğun üzerine oturup, yanınızda avukatlarınız, sağınızda, solunuzda bu şekilde hesaba çekilmeyeceksiniz. Her şeyinizi kaybettiniz. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ Kardeşinizden, annenizden, babanızdan, bütün yakınlarınızdan, onlar için kendi hayatınızı feda etmiştiniz. Onlar için kazanmıştınız, didinmiştiniz. Ama onlar sizden, siz onlardan kaçıyorsunuz. Öyle bir an yaptıklarınız sizin önünüze gelecek. Bunun hesabını vereceksiniz. Şimdi muhterem kardeşlerim, bu Tekvir suresi kıyamete dair bütün tablolar, bütün manzaralar bize neyi anlatıyorlar? Kız çocuklarını anlatıyorlar. Yani o siyah sivakın içerisine kız çocuğunu koydu Cenab-ı Hak. Bize şunu telkin ediyor. Kıyametin bu anlattığım tablolar ne kadar müthiş, eğer kız çocuklarına karşı vazifenizi ifa etmediyseniz, onlara Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Fatıma'ya telkin ettiği Muhammed'i ahlakla yetiştirmediyseniz, işte kıyamet günü size sorulacak soru, sorgu, o sorgunun neticesinde yaşayacağınız azap o kadar müthiş ki, kıyametin 12 sahnesinde yaşayacağınız azaba bedel bir korku sizi kuşatacak. Kız çocuklarına karşı eğer vazifeyi yapmadıysanız. Bu surenin siyah sivakı bize bunu anlatıyor. Peki hadise nasıl efendim? وَاِذَا الْمَنْعُودَةُ سُغِلَ Diri diri toprağa gömüyorlar kız çocuklarını. Ve Kur'an bunu sorguluyor. Kur'an-ı Hakim. Yani bir baba kız çocuğu dünyaya geldiği zaman utanıyor ondan. Nasıl benim kızım olur diye. Neden utanıyor? Çünkü sürekli birbirlerinin kabilelerini yağmalıyorlar, baskın düzenliyorlar. Kız çocuklarını alıyorlar, kız çocukları esir oluyor. Benim kızım nasıl esir olur, cariye olur diye, olmasın diye onları küçük yaşta diri diri toprağa gömüyorlar. Fakat o toplum içerisinden birileri çıkıp da bu bir vahşettir, bu bir zulümdür diye dur demiyor, itiraz etmiyor. Ve bu adamlar da kalkıyorlar Hazreti Muhammed'e, bu vahşettir, bu zulümdür, bu cinayettir, bu katliamdır diyen peygambere mecnun diyorlar. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömenlere. Aynı şeyi şimdi yapmıyorlar mı? Kadınları lastik reklamını yapabilmek için araba lastiği, araba. Arabanın, kamyonun lastiğini reklam edebilmek için
kadınları soyup da o lastiklerle ekranlara çıkan zalim değil mi? Onları diri diri toprağa gömenlerden daha zalim değil mi? Daha büyük eşkıya değil mi onlar? Onlar medeni oluyorlar. Onlar Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a haşa çöl bedevisi diyorlar. Bu ahmak herifler. Bu geri zekalılar. Kim bunlar? Şimdi biri çıkıp da demiyor, ebe zalim adam, sen nasıl bir babasın ki kış günü pantolonu giyiyor, üşüyorum diye. O halde sokağa çıkıyorsun. 18 yaşındaki kızını dizinden yukarıdaki bir etekle sokağa salıyorsun. Bu nasıl bir vahşet? Ey alem, ey delikanlılar, işte bu benim kızım, bu benim yetiştirdiğim, gelin bunu seyredin diyorsun. Bu nasıl bir vahşet? Bu katle aman dur demiyor. Ey kadın dernekleri, ey sendikalar, ey şunlar bunlar vesaire, siz neredesiniz? Kadına karşı, kız çocuklarına karşı, modern toplumda, liselerde, üniversitelerde muazzam, müthiş bir cinayet var. Neden ayağa kalkmıyor, neden sormuyorsunuz? İşte Hazreti Muhammed soruyor. Kur'an-ı Hakim soruyor. وَاِذَا الْمَوْهُودَةُ سُئِلَتْ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ Kıyametin o tabloları arasında ayrı bir dosyayla insanlar gelecek. Kız çocukların soracak Cenab-ı Hak. وَاِذَا الْمَوْهُودَةُ سُئِلَتْ Nereden kız çocukları? Neden onları diri diri toprağa gömdünüz? Gömüyorlar. Kimsenin sesi çıkmıyor. Nahl suresinde Cenab-ı Hak bize hadiseyi ifade buyururken وَإِذَا اُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْغُنْسَى ظَلَّ وَجُهُ مُسْوَدَّهُ وَكَذ۪يمٌ Senin kız çocuğun dünyaya geldi diye birisine söyledikleri zaman içinde derin bir öfke, yüzü kararıyor. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ İnsanlardan kaçıyor yani uzaklaşıyor. Neden, nasıl olur da benim kız çocuğum dünyaya gelir diye. Kaçan bir baba, böyle bir toplumun içerisinde Kur'an-ı Hakim şimdi kız çocuğunun, kadının konumunu yükseltecek. Önceki derse hatırlıyorsunuz. Neden bahsetmiştik? Abese suresi. Abese suresi bize neyi anlatıyordu? Abese suresi dünyaya ilan ediyor, buyuruyor ki artık gökler yeryüzüne müdahil olmuştur. Allah'ın yasaları bundan sonra geçerli. İnsanları değerlendirirken onların rengine, onların soyuna, ırkına, makamına, mevkisine, rütbesine bakmayacaksınız. Neye bakacaksınız? İnne ekremekum indallahi etkakum. Yüreklerindeki imana bakacaksınız. Onun için ki Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh halife, Ebu Sufyan Müslüman olmuş, kapıda bekliyor. Yanında Süheyl var, o da bekliyor. Süheyl Rumi, Bilal Habeşi geliyor. Kim Süheyl, kim Bilal? Bir zamanların kölesi. Adam yerine koymuyorlar. Zenginlerin, eşrafın meclisinde onların yeri yok. Giremezler, oturamazlar. Cahiliyenin, yeryüzünün kurallarına göre, şimdi öyle değil mi? Sosyetenin yemek yediği yer ayrı, orada yemeğin tarifesi farklıdır. Neden? Fakir birisi gelip de bizimle aynı masaya oturmasın diye. Onların dinlenme yerleri ayrı, oradaki çayın tarifesi farklı. Neden? Köyden birisi gelip de bizim masamıza oturmasın diye. İşte bu cahiliyenin kurallarıdır. Onların giydiği elbise farklı, neden bizimle fukara aynı elbiseyi giymesin diye. Böyle ayırmışlar, bölmüşler dünyayı. Buna bir göklerin müdahalesi lazım. İşte inkılap buna diyoruz, Hazreti Muhammed'in inkılabı. Önce Abese suresinde bütün bir insanlarla alakalı, bütün toplumu kuşatan inkılabı getiriyor. Şimdi kadınlarla alakalı inkılap gelecek. Yani orada bekliyor ikisi. Bilal Habeşi geliyor, Suheyb geliyor. Kalem içeriye giriyor Hazreti Ömer Efendimiz'e.
Geçen haftayla intibar kuralım diye anlatıyordum. Kalem Hazreti Ömer Efendimiz'e haber verince açılıyor kapı. Bir zamanların kölesi Bilal Habeşi içeriye giriyor. Ebu Süfyan saatler geçmiş hala kapıda. Diyor ki لَمْ اَرَكَ الْيَوْمِ قَدْتُ Hayatımda bu kadar rezil bir gün görmedim. Saatlerdir ben kapıda bekliyorum. Ben ki Mekke'nin eski valisi Ebu Süfyan bekliyor. Süheyl bin Amr bekliyor. Fakat yıllar öncesinin kölesi siyah Bilal Habeşi ben beklerken geliyor. Kapı açılıyor, içeriye gidiyor. Nasıl olur bu? Ey Ebu Süfyan, haberin yok mu? Yerlerle göklerin nizamı değişmiş. Allah yeryüzüne müdahale etmiş. Artık insanları değerlendirirken eski yargılara bakılmıyor. Onların imanına bakılacak. Bilal'in imanına bakılıyor. Çünkü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sormuşlar. Bilal söyle bakalım. Ra'aytul leyle haşfen aleyk fil cennet. Dün gece cennetteydin Bilal. Yürürken sen benim önümdeydin, ayak seslerini işitiyordum, söyle bana. Seni o siyah halinle cennete yükselten, hem peygamberin önünde yürüten amelinle söyle Bilal. Ebu Süfyan sen neredesin? Süheyl bin Amr sen neredesin? Sen de cennettesin ama sen arka tarafta. Bilal-i Habeşi o kara, simsiyah haliyle Bilal-i Habeşi cennette Hazreti Muhammed'in önünde yürüyor. Neden? Yeryüzünün nizamı değişmiş, sistem değişmiş. Allah inkılap etmiş. Şimdi kadın inkılabı var. وَاِذَا الْمَوْهُودَةُ سُئِلَتْ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ Peki nasıl oluyor bu kadın inkılabı? Kur'an-ı Kerim kadının hak ve hukukunu tutup onu ayağa kaldırırken dünyada kadının konumu nasıl? Sürünüyor. Hukuku yok kadının. Avrupa'da 18. yüzyıla kadar kadınları yaşandıkları zaman satıyorlar. Osman Ergin'in Türk Marif Tarihi. Osmanlı'da da yaşamış, Cumhuriyet döneminde de yaşamış. Marifle alakalı genç kardeşlerim not alırlar diye söylüyorum. Marifle alakalı, Marif Tarihi ile alakalı en önemli eserdi. Orada Times gazetesinden alıntılar yapmış. Times gazetesi, İngiltere'de. O ilanlar var orada. Birisi geliyor, pazarda ilan ediyor. Diyor ki, anam 70 yaşında, annemi satıyorum, alan var mı? 18. yüzyıldaki Avrupa'dan bahsediyorum. Hani çocuklar, kız çocukları elbiselerini giyerken bakırları Avrupalı'dan. 2 asır öncesine kadar çıkıyor, 70 yaşına, 60 yaşına gelmiş, annesini satıyordurlar. İşte Avrupa'daki kadın, o kadının konumu daha düne kadar annelerini satıyorlardı. Sonra sanayi devrimi geliyor. Kadınlar fabrikalarda geceler boyu köleler gibi çalışıyorlar. Biz de hak istiyoruz, biz de insanca yaşamayı talep ediyoruz dediler. Sokaklara çıktılar, yüzlerce kadını vahşice öldürdüler. Siz nasıl hak talep edersiniz diye. Yıllarca tartıştılar, kadın insan mı, şeytan mı diye. Bunu tartıştılar. Şimdi onlara Kur'an hakim diyor ki, sizde kadın sokaklara çıktı, dernekler kurdu, sendikalar kurdu. Bunlar vasıtasıyla hakkını, hukukunu elde etti. Avrupa'da böyle oldu. Peki 14 asır önce Mekke, kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlar. Kur'an-ı Hakim kıyamet tabloları içerisine kadını yerleştiriyor. Mekke'de kadının hakkını savunan bir tane kadın derneği mi var? Bir tane sendika mı var? Bir tane özgürlükten yana kuruluş mu var? Hepsi hikaye. Kur'an-ı Hakim tamamını elinin tersiyle itiyor. Allah kadını tutuyor, ayağa kaldırıyor. Sen insansın diyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam El cennetu tahta akdami ummaha. Cennet o kadının anne olursa ayağının altındadır diyor. İşte Kur'an, İslam kadın tutuyor, nerelere getiriyor. Peki nasıl getiriyor muhterem kardeşlerim? Şimdi Kur'an-ı Hakim
diri diri toprağa gömülen o kız çocuğunu alıyor, nerelerden, hangi aşamalardan nereye götürüyor? Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın önderliğinde. Ahzab suresine baktığınız zaman, Ahzab suresine, Cenab-ı Hak kadın İslam toplumunda, İslam meclisinde manevi oluşumunu, imani terbiyesini nasıl tesis edecek, inşa edecek ondan bahsediyor. Evvela 31. ayette, Ahzab suresinin 31. ayeti. وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا Evvela İslam kadınına, babaları, anneleri, İslam kızına kanitat olmayı telkin edecekler. Allah'a itaat et, kızım diyecekler. Modacıya değil, tasarımcıya değil, onların elbiselerine göre kıyafetini belirleme yavrum. Hz. Muhammed'e itaat et, Allah'a itaat et. وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'ı anlatacak, peygamberi anlatacaklar. Ona, onlara itaate davet edecekler. Sonra, yani diyeceksiniz ki hocam, bu ayet-i kerimeler Ezvac-ı Tahirat'la alakalı. Peki, Kur'an-ı Hakim buyuruyor, اَلْنَبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِن۪ينَ وَاَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُ Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eşleri sizin anneleriniz, anneleriniz. O halde annelerimiz için geçerli olan bütün hükümler, bütün hükümler ümmetin kızları, kadınları için de geçerli. Evvela İslam kadını kanitat olacak. Sonra onlar Ya nisa ennebiyyi lestunneke ahadim minen nisa Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki siz sokak kadınları gibi olamazsınız yahu. Onlar gibi soyunup da dışarıya çıkamazsınız. Sizler sokak kadınları gibi kamyon lastiklerinin reklamlarını yapamazsınız. Lestunneke ahadim minen nisa Paris'te, Londra'da, New York'ta Hazreti Muhammed'i tanımayan kızlar gibi soyunup da liselere, üniversitelere gidemezsiniz. Lesunneke ahadim minen nisa. Çünkü sizin adınız Fatıma, sizin adınız Zeynep, sizin adınız Ummu Gülsüm yapamazsınız. Lesunneke ahadim minen nisa. İnittekeytunne felâ tehzâne bil kavli feyedma'allezî fî kalbihî marad. Eğer Allah'tan korkuyorsanız, muttaki olursanız eğer, o zaman ne yapın? Erkeklerle konuşurken böyle ciddi bir ifadeniz olsun, vakarınız olsun, ifadeleri daha kibar konuşayım diye, ağzımda daha onlar güzel bir surette telaffuz edilsin diye kırmayın, dökmeyin. En kaba bir şekilde, en sevimsiz bir halde nasıl konuşulursa namahrem bir erkekle öyle konuşur. Hani o ekranlardaki sunucular gibi karşı tarafı tahrik edecek bir tonla konuşma ey İslam kadını, ey baba küçükken kızına bunları telkin et. De ki namahrem bir erkekle konuşman gerekiyor. Gittin pazardan değil de bir mağazadan bir saat satın almışsın sen. Gittin ey İslam kadını. Saat alırken en kaba bir halde nasıl konuşuluyorsa tabii bağırarak değil de yani sesin karşı tarafı en az nasıl etkileyecekse öyle konuşacaksın. Çünkü Cenab-ı Hak böyle bir surette yaratmış ki her genç kadın her erkeği etkiler. Kim etkilemez diyorsa ben etkilenmiyorum yalan söylüyor. Allah doğru söylüyor. Allah diyor ki etkiler ben öyle yarattım. Erkek kadını, kadın da erkeği etkiler. Ben böyle yarattım diyor. Sen başka diyorsan doğru demiyorsun. Ya da erkeklik vasfında bir problem var. O halde ey İslam kadını, namahrem bir erkekle konuşacaksan en az kelimat ile, kelimelerle halini ifade edeceksin. Sonra ifadeleri de bükmeyeceksin, ermeyeceksin. Öyle konuşur. Merhabını arz edip yoluna devam edeceksin. Çünkü sen sokak kadını olamazsın. Adın Fatıma, adın Zeynep. Peki وَقَلْمَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ Sonra sizin özellikleriniz neler olsun? Okuyun belki. Mühendis
tesettürden vazgeçmeden, kadınlar ayrı yerde, erkekler ayrı yerde karışmadan okumak istiyorsan okuyabilirsin. Mühendis de olabilirsin, doktor da olabilirsin. Ama bütün bu olumların içerisinde vakar ve fi buyruti külme, erkeklerle aynı ortamlarda, aynı mekanlarda bulunamaz, çalışamazsın. Senin hayatınızın, hayatının merkezi evin olacak. Vakar ve fi buyruti külme. Vakarlı bir şekilde evinde duracaksın. Bütün olumların neticesinde yavrularının annesi olacaksın. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْعُولَى. Cahiliye kadınları gibi soyunup da sokağa çıkamazsın. Peki ya Rabbi, ben bu emirleri yerine getirdiğim zaman, okudum, tesettüre büründüm, evime kapandığımda arkadaşlarım beni arayacaklar, diyecek ki biz özgür olduk artık. Evimiz de var, arabamız da var. Her ay bizim banka hesabımıza şu kadar para geliyor, sen ne yapıyorsun? Sen de evinde 3 tane, 4 tane yavruyu yetiştirmekle meşgulsün. Evet, doğrusunu sen yapıyorsun ey İslam kadını. Çünkü Allah seni anne olarak yaratmıştır. Birinci vazifen bu. Ama modern toplum seni o hale getirdi ki, eşinle sanki bir şirket kuruyorsun. Sen de kazanacaksın, o da kazanacak. Halbuki sen nafakanı Cenab-ı Hak eşinin boynuna vermiş, onun sorumluluğunda o getirecekti. Ama sen bütün bunları terk ettin. Ya Rabbi ben zor istiyorum dedin, hayata geldin. Evde çocukların anne diye meleşiyor, onları dadıya bırakıyorsun. Sabahın 8'inden 5'ine kadar fabrikadasın, iş yerindesin, oradasın, buradasın. Ey İslam kadını, evine dön, yavrularının annesi ol. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْعُولَى. Arkadaşların seni aradığı zaman وَاَكِنَّ الصَّلَاةَ. Daraldın artık, yalnızsın. Modern toplumda onlara itibar ediyorlar, iltifat ediyorlar. Sen de kalk gece yarısında, ser seccadeyi, Allah'ım ben huzuruna geldim. İçimdeki bütün sıkıntıları, dertleri, tasaları seccademin üzerinde sana arz ediyorum ya Rabbi de. وَاَقِمْنَا الصَّلَاةَ. Allah'a yönel. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى ف۪ي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ. Evinizde okunan Allah'ın ayetlerini, onları zikredin, onları yad ediniz. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى ف۪ي بُيُوتِكُنَّ. Şimdi bunları diyor. Kız çocuğuna evvela bunları al. Sonra bütün bunların neticesinde al kızını karşına, de ki yavrum. Sokağa çıkarken Cenab-ı Hak sana emrediyor. يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَالِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ. يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَالِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ. Ey Peygamber aleyhissalatü vesselam, eşlerine, kızlarına, ümmetin bütün kadınlarına dış kıyafeti emret, bununla sokağa çıksınlar. Yani iffeti, imanı, vakarı, izzeti anlattıktan sonra ona de ki pardüse giy ya da çarşaf giy. Eğer bunları vermeden ona pardüse giyeceksin, çarşaf giyeceksin dersen, bir ay sonra onu psikiyatriste götürürsün. Evvela zihninde bunu çözmek lazım. Yani yavrular, kız çocukları nasıl terbiye edilecek, bunu anlatıyor bize. Peki hadiseye nereden geldik? وَاِذَا الْمَوْقُودَةُ سُوِلًا. Diri diri gömülüyordu ya kız çocukları. Onları Kur'an hakim alıyor, ne hale getiriyor, nereden yürütüyor? Eğer Kur'an hakimin yolundan, izinden gitmezsek o zaman modern toplumda babaların yaptığı gibi o kız çocukları belki diri diri toprağa gömülmeyecekler ama babalar alacaklar bunları, soyup sokağa çıkardıkları liseye, üniversiteye o halde gönderirlerse ebediyen cehennemin çukuruna gömecekler. Gömmemek için ne yapmak lazım? Hz. Muhammed'i anlatmak lazım. Allah Resulü aleyhisselam onlara mahremiyeti anlatsın. Efendimiz aleyhisselatü vesselam anlattılar. Medine'de, Mekke'de, Hicaz Yarımadası'nda İslam kadınlarının örfü değişti. Peygamber öğretmen oldu onlara.
Peygamber öğretmen oldu, onların içinde şaireler yetişti, edibeler yetişti, onların içinde hatibeler yetişti, hansalar yetişti, Ummu Varakalar yetişti, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam öğretmen olunca. Yani şöyle anlamayın, yani İslam sizin kız çocuklarınızı eve hapsetmiyor. İslam onlara öyle bir hürriyet alanı tanıyor ki diyor ki gel ey İslam kadını. Bir serseri modacıya kul olma, gel Allah'a kul ol, Allah'a kul ol. Onun emrettiği gibi yaşa, yaşarsan o zaman şaire de, edibe de olursun, hansa olursun, Ummu Baraka olursun. Yani İslam size kız çocuklarınızı cahil bırakın demiyor. İşte Hazreti Ayşe annemiz, Medine'de onun gibi kaç tane alim var? Aleyhissalatü vesselam, kulu sulusey dinikum min hadihi Humeyra. Dininizin üçte ikisini bu kadından Ayşe'den alın. Peygamber evinde bir kadınla halep ediyor. Dinin üçte ikisini bu kadından alın. İslam, kadın ne kadar yüceltmiş. Peki onlara Peygamber aleyhissalatü vesselam muallime olmayı telkin ediyor. Evvela evinde, sonra ümmetin çocuklarının öğretmeni, muallimeleri olacak. Medine çocuklarına Kur'an-ı Hakimi Hz. Muhammed'i öğreten kim diye sorsam, Sayın diye Esma diyecek, Ayşe diyecek, Ummu Varaka diyecek, Medine'nin kadınlarını sayacaksınız. Yani Medine'de Hz. Muhammed'in ana okulları var. Ana okullarının öğretmeni Peygamber'in kadın öğrencileri. Onlar öğretmişler. El-İsabe'de İbn-i Hacer rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedir'e gidiyorlar. Ashab-ı kiram hazırlanmışlar. Ummu Varaka radıyallahu anha, o geliyorlar. Kadın sahabiye, kadın, alime, Hz. Muhammed'in öğrencisi Ummu Varaka radıyallahu anha geliyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah, ben de Bedir'e gelmek istiyorum. لَوْ اَلِمْ تَلِيْفَ غَزَوْتُ مَعْكُمْ فَمَرَّضْتُ مَلِيْغَةً. Ben ya Resulallah, doktorum, doktor ya Resulallah. Eğer Bedir'de içinizde birisi yaralanırsa onu tedavi etmek istiyorum ya Resulallah. İstiyorum ki Bedir'e geleyim, Allah bana şehadeti nasip eylesin. Müsaade buyurun. Doktor Ummu Varaka Bedir'e gelsin. Efendimiz dinliyorlar, sonra buyuruyorlar ki Ummu Varaka, uk'udî fî beyti, evine çekil, evinde kal. Ümmetin çocuklarına Kur'an-ı Hakim'i öğren. İnnallâhe seyûdî ileyke eşşehâde fî beyti. Gün gelecek bu muharaka, Allah sana evinde şehadeti nasip edecek. Şehit olacaksın. Sen ümmetin yavrularına Kur'an-ı Hakim'i öğretmeye devam et. Şimdi kardeşlerim, o mübarek zamanında kadınlar var, kış geceleri, yaz geceleri. Onlar evine çekiliyorlar. Şimdi kadınlar ne yapıyorlar? Dizi izliyorlar. Çekiliyorlar evlerine, dizi izliyorlar. Şu kadar saat. Her kadının ayrı bir dizisi var. Medine'de kadınların da dizileri var o zaman. Nasıl dizileri var? Gidiyorlar Bizans'ın, Kisra'nın hikayelerini alıyorlar, geçiriyorlar. Akşamları okuma yazma bir kadın bir evde toplanıyor, etrafında diğer kadınlar. Okuma yazma bilen kadın okuyor, anlatıyor, oradaki bütün kadınlar o müşriklerin hikayelerini dinliyorlar. Yani o günün dizileri, tiyatroları bunlar. Peki Hz. Muhammed'in öğrencileri ne yapıyor? Ummu Varaka radıyallahu anh'a. O da Medine evlerinde dolaşıyor kapı kapı. 5 yaşında, 6 yaşında bulduğu bir çocuğun velisine gidiyor, diyor ki bu yavruyu bana verir misin, ona Hz. Muhammed'in ahlakını öğreteyim, ona Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini öğreteyim. Ummu Varaka, Peygamber'in kadın sahabileri Medine'de neler yapıyorlar? Diğerleri dizi izliyor, şimdi de o diziler var, onları izliyorlar. Bir tane dizi var, İzliyorlar. Belki sizin evinizde de izliyorsunuz. Sultan Süleyman'la alakalı bir dizi. Evlerinde bunu izliyorlar. Neden bu diziyi çevirdiler? Neden?
İnnellezîne yuhibbûne en teşi'al fâhişe fillezîne âmenû. Kur'an-ı Hakîm buyuruyor ki bu dinsiz taife var ya, bu imansız güruh var ya, bu küfür yobazı. Onlar İslam toplumunu iffetsizlikle, ahlaksızlıkla zehirlemek isterler. Onun için tiyatrolarla, sinemayla, diziyle, yani ummu varakalar Kur'an-ı Hakîm'i öğretirken onlar da dizileriyle o toplumu zehirlemeye çalışırlar. Bu dizi neden senaryosu hazırlandı? Neden bu sahneye sürdüler? Arz edeyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Benu Mustalık gazetesinden dönüyor. Benu Mustalık gazetesi. Artık müşrikler İslam'ı ortadan kaldırmaya dair bütün umutlarını kaybetmişler. Bedir'de yenilmişler, Hendek'te zafer kazanamamışlar. Hicretin 5. yılı, bütün umutları bitmiş müşriklerin, kalmamış artık bir şey. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Benu Mustalık gazetesinden dönüyor. Diyorlar ki, maddi cephede zafer kazanamadım, şimdi manevi alana inelim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın evine iniyorlar, Ayşe annemize iftira ediyorlar. O en iffetli kadına haşa zina yaptı diyorlar. Aleyhisselatü Vesselam'ın mahremiyetini kirletmeye çalışıyorlar, manevi sahibi yıkacaklar. Şimdi muhterem kardeşlerim, alem-i İslam Osmanlı'yı bekliyor. Gazze'de insanlar bir ellerinde Filistin, diğer ellerinde Türk bayrakları sokakta Abdülhamid'in evlatlarını bekliyorlar, İstanbul'u bekliyorlar. İslamabad Osmanlı'yı bekliyor, Bağdat Osmanlı'yı bekliyor, Şam Osmanlı'yı bekliyor. Yeniden bu milletin ayağa kalktı, İttihad-ı İslam'ı tesis etmesini bekliyorlar. Peki amaç ne hocam? Amaç şu: Türkiye'de bütün dizileri Arapça'ya tercüme ediyorlar. Sonra bunları oradaki Müslüman gençliğe izletiyorlar. Mağripli, Tunuslu gördüğün Müslümanlar diyorlar ki, hocam biz sizi seviyoruz. Ama sizin dizileriniz bizim evlerimizi perişan etti. Kızlarımız, gelinlerimiz ahlaksız oldular. Bir dizi var, Aşk-ı Memnu diye. Rezaleti üst üste toplasanız, piramit olsa vallahi o kadar olamaz. Nasıl olur da evli kadınlar zina yapıyorlar, bunu aşk olarak anlatıyorlar. Bu toplumun kılı kıpırdamıyor yahu, zina yapıyor evli kadınlar. Böyle bir şey olabilir mi? Bu toplumun kızına, gelinine, kadınına bu anlatılabilir mi? Bu ekrana çıkarılabilir mi? Bunlara sanatçı denebilir mi? Kim bunlar? Soysuz bunlar. Ahlaksız bunlar. Yani bir kadın, evli bir kadın zina yaptığı zaman ona fahişe denir de bunlara sanatçı denir mi? Olur mu böyle bir şey? O zaman ona da fahişe demeyeceksiniz. Bir gün oteldeyken, belki anlatmışımdır, Mekke'nin mükerremede indim otelin lobisine, büyük bir otel. Orada bir Arap bir genci var. Dedi ki bana, hocam şu dizi bizim evimizde farklı bir uydudan izleniyor. Onun Arapçaya tercümesi var. Ama burada Türk hacılar izlesin diye ayrı bir uydudan izleniyor. Şu dizideki ifadeleri bana tercüme eder misin? Dedim ki, kardeşim sen beni ne zannettin? Elhamdülillah biz la ilahe illallah dedik. Biz Muhammed Resulullah dedik. Biz Müslümanız kardeşim. Sen bana neyi teklif ediyorsun? Ahlaksız, imansız, irfansız. 5 tane, 10 tane küfür yobazı bir araya gelmişler, zina ediyorlar. Sen de bana diyorsun ki, hocam bunları tercüme eder misin? Sen beni ne zannettin kardeşim? Hz. Muhammed'in imanı, İslam'ı, bu davayı telkin ettiği Bilal-i Habeşi'nin boynundaki kemerle yollarda sürünürken la ilahe illallah diyerek emperyalizme meydan okuduğu yerde sen bana neyi teklif ediyorsun? Sen beni ne zannettin? Elhamdülillah ben Müslümanım. Şimdi bu film Arapça'ya tercüme edilecek.
Kanuni ile alakalı bu dizi. Hani onlar Osmanlı'yı bekliyorlar ya, ellerinde bir ellerinde Türk bayrağı, bir ellerinde Filistin bayrağı. Onlara diyecek ki bu dinsiz, imansız taife, siz bu Osmanlı'yı mı bekliyorsunuz? Yatak odasından çıkmayan, haremden çıkmayan, her gece o kadınla, bu kadınla birlikte olan Kanuni'nin, Yavuz'un evladını mı bekliyorsunuz? Hayır, onlar sizin için çare olamaz. Osmanlı'nın kapısını kapatabilmek için bütün bunları yaptılar. Ama bu milletin evladında ses yok. Dedene söylüyor, tarihine söylüyor, imanına söylüyor. Ümmete hakaret ediyor. İşte Kur'an-ı Hakim, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri, Ummu Barakalar, cahiliyenin kadınları orada toplanmışlar, kendi dizilerini anlatıyorlar. Onların senaryosuyla meşgul Ummu Baraka, o gömülmekten onları Hazreti Muhammed'in kurtardığı, Kur'an'ı yaşayarak yükselttiği, sonra Medine'nin ana okullarında öğretmen olan Ummu Barakalar, onlar ne yapıyorlar? Onlar da ümmetin yavrularına iffeti, imanı anlatıyorlar. Peki sizin evleriniz Ummu Baraka'nın evi gibi oldu mu? Kızlarınızı yetiştirdiniz mi? Ummu Baraka gibi mahallenin çocuklarını 5 yaşında, 6 yaşında alır, akşamları, gündüzleri onlara Hazreti Muhammed'i anlatan kaç tane evimiz var, kaç tane kız çocuğu yetiştirdi? Hikaye kitap değil bu. Kur'an-ı Hakim'in masal olsun diye okumuyoruz. Allah Resulü Aleyhisselam, ashab-ı kiramla model oldular, hayata tatbik ettiler. Bize de siz de tatbik edin buyuruyorlar. Peki bu Mubaraka annemiz Bedir'e gidemediler, evine çekildiler. Yıllarca ümmetin yavrularına Kur'an-ı Hakim'i öğrettiler, tebliğ ettiler. Sonra Hazreti Ömer Efendimiz halife oldu. Allah Resulü Aleyhisselam ahirete irtihal eder. Ummu Baraka annemiz yaşlanırlar fakat geceler boyu sabaha kadar evinde Kur'an-ı Kerim kıraat eder. Hazreti Ömer radıyallahu anh evinin önünden geçerken zaman zaman Ummu Baraka'yı dinlerler. Bir gece sabah olur Ömer mescide gelir Ömer radıyallahu anh. Sorar der ki, ma semi'tu kıraate haneti, bu gece teyzem, manevi teyzem, Ummu Baraka radıyallahu anh'ın evinin önünden geçtim. Fakat Ummu Baraka'nın Kur'an sesini duymadım. Ne oldu Ummu Baraka radıyallahu anh'a ya? Hazreti Ömer mescitten çıkar. Yanındakilerle Ummu Baraka'nın evine gelirler. Bir de ne görsün? O büyük Kur'an talebesini, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın öğrencisinin ellerini bağlamışlar. Ağzını bir bez parçasıyla tıkatmışlar, bu mübarekayı şehit etmişler. Hazreti Ömer ağlar ağlarken der ki, sadakallahu ve Resulü, Allah doğru söyledi, peygamber doğru söyledi. Ya Resulallah, yıllar önceydi, biz Bedir'e gidiyorduk. O mübareka radıyallahu anh'a senin karşına gelmiş. Ya Resulallah, ben doktorum, doktor. Bedir'e gelmek istiyorum. Bedir'deki yaralıları tedavi etmek istiyorum. Allah yolunda cihad edip sonunda şehit olmak istiyorum. Bana müsaade et, seninle yürüyeyim ya Resulallah. Olmaz demiştim. Sen evimde bekleyecek, ümmetin yavrularına Kur'an'ı öğretecek, sonunda Allah sana evinde şehadeti nasip edecek buyurmuştun. İşte o gerçekleşti. Ummu Baraka'yı evinde şehit ettiler ya Resulallah. Sadakallahu ve Resulü. Bunlar hikaye değil. İsabet-i İbni Hacer rivayet ediyor. Bunlar insanlığın abide şahsiyetleri. Bunlar Hazreti Muhammed'in kadın öğrencileri. Yetiştirebildik mi? Onun için Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki, وَاِذَا الْمَقُودَةُ سُئِلَتْ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Kıyamet tablolarının arasında kız çocukları, kadınlar. Onları alacaksınız. Modern cahiliye onları cehenneme gömerse, Hazreti Muhammed'in okuluna getireceksiniz.
oradan cennete yükselteceksin dedi. Alimet nefsun ma ahbara, işte kıyamet günü iki dosyayla geleceksiniz ve bilecek ki her nefis o iki dosyanın içerisinde neyi ihsan etti, neyi hazırladı. Şimdi ikinci tarafı da kısaca arz edeyim ve sureyi bitireyim. İkinci bölüm vahiyden bahsediyor fakat evvela yemin ediyor. فَلَا اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْخُنَّسِ لَا زَائِدَ. Manaya tehdit ifade ediyor. Manaya kuvvet veriyor. فَلَا اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ dönen yıldızlara, الْجَوَارِ الْخُنَّسِ yörüngelerinde akanlara, güneş doğunca kaybolan yıldızlara yemin olsun. وَالْلَيْلِ اِذَا عَسْعَسِ kararan geceye yemin olsun ya da gidince geceye yemin olsun. وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسِ nefes alan sabaha, gelen sabaha yemin olsun. Neden bunlara yemin ediyor? Çünkü bunlar değişmez. Milyonlarca yıldır yıldızlar doğarlar, batarlar, yörüngelerinde giderler. Hiçbir ustanın atölyesine orada bakma ihtiyacı yok. Milyonlarca yıldır devam ediyor. Nasıl onlar değişmezse, işte şu da değişmiyor. Onlara yemin ediyor, o yeminden sonra değişmeyecek bir hakikatten bahsediyor. اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ İşte bu Kur'an değişmeyen Allah'ın yasaları. Evvela bu Allah'ın sözüdür. Sonra peygambere getirmesi itibariyle Cebrail'in sözüdür. Taşıması, nakletmesi açısından. اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ Kerim bir elçinin sözü. ذِي كُوَّةٍ güç sahibi عِنْدَ الْعَرْشِ arşın sahibi yanında kuvvet ve kudreti olan Mekin'in itibarı olan Cebrail'in taşıması itibariyle onun sözüdür. مُتَاعِنْ ثَمَّ اَم۪ينَ sonra bu Cibril bütün melekler tarafından kendisine itaat edilendir. Semme emin, sonra vahye karşı emindir. Peki neden Cebrail anlatıyor bize şunun için? Cebrail Kur'an-ı Hakim'i Allah'tan alıyor, peygambere getiriyor. Sonra onun vasıflarından bahsediyor. Ve buyuruyor ki sen ne kadar biliyorsun? Fil suresinden aşağısını. Sen ne kadar biliyorsun Kur'an-ı Hakim'in tamamını? Nasıl ki Hazreti Cibril Kerim idi. Hazreti Cibril kuvvetliydi. Yani ne demek kuvvetliydi? Eğer birisi Kur'an-ı Hakim'in ayat-ı beyinatını tam eder, ona hakaret eder, onun ahkamını çiğnerse, sen kuvvet ve kudretinle onun karşısında duracak, onu müdafaa edeceksin. Ey Afur! Yani sadece burada okumayacaksın, meydana da çıkıp, orada da okuyacaksın Allah'ın ayetlerini. Eğer bu senden bir bedel isterse de okuyacaksın. Yani Abdullah İbni Mesud gibi olacaksın. Dayak desen de, seni dışlasalar da, bu gerici yobaz deseler de, dağın medvenin karşısına gelecek, Er-Rahmanu Allemen Kur'an halakal insan diyeceksin. Öyle Cebrail'e bakacak, onun özellikleri senin de özelliğin olacak. Ne kadar biliyorsan sen de Kur'an'ın o kadarını hafızısın. Sonra emin olacaksın. Eğer emin olursan, Kur'an-ı Hakim'e sahip çıkarsan, muta'in olursun, sana itaat ederler. 100 yıl önce öyleydi, belki 70 yıl önce de öyleydi. Bir hafız bir sokağa girince insanlar ayağa kalkarlardı. Hafız geliyor diye. Şimdi belki oralı olmuyorlar. Neden? Çünkü biz Cebrail'in o özelliklerine sahip olamadık. Yani Kur'an hafızının özelliklerine sahip olamayınca Cenab-ı Hak izzeti de itibarı da alıp götürdü. Evvela Cebrail'den bahsediyor. Sonra Cebrail'in Kur'an-ı Hakim'i getirdiği Hazreti Muhammed Aleyhisselam. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ Ya peygamber deli olur mu? Kız çocuklarını diri diri toprağa gömenler ya da modern toplumda kızlarını soyup kış gününde sokağa çıkarıp kendisi kaban giyen eşkıya bir baba Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerini çarpıcı görüyor. Bu nasıl bir baba? Ve sonra da bunu ahirete
cehennemin dibine gömüyor. Ve bu adamlar Hazreti Muhammed'e mecnun diyorlar. Olur mu diyorlar? Onun değerleri getirdikleri nasıl olur da bu dünyada tatbik edilir? وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ O mecnun değil mi sizin sahibiniz? وَلَقَدْ رَآهُ بِالْاُفُقِ الْمُب۪ينَ Apacık bir ufukta Hazreti Cibril'i görendir. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَن۪ينَ Gayba karşı cimri dedi, aldığını aldığı gibi insanlara tebliğ ediyor. Peki, ikinci bölümün birinci bendi Cebrail'den, ikinci bendi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan, yani vahyi Cebrail'den alından, üçüncü bendi vahiden bahsediyor. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ O şeytan-ı racim, o şeytanın sözü de değildir yani. O insanların hazırladığı şeytan ruhlu insanların sözü de değildir. Dördüncü bölümde ise فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ insanlardan bahsediyor. Nereye gidiyorsunuz? Kur'an-ı Hakimi bırakıp terk edin. Evinizde terk edin. Sokağınızda terk edin. İşinizde terk edip de nereye gidiyorsun ey insan? Bu ifade şuna yapılan bir hitaptı. Bir adam arabasını yoldan çıkarıp da şarampole çekti. Şarampole gidiyor. Bu şoföre arkadan bağırıyorsunuz. Diyorsunuz ki فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ Ey adam yolu bırakıp da neden uçuruma gidiyorsun? İşte yukarıdan doğru gelen bu ifadeler Kur'an-ı Hakim'i terk edip batı tarzı bir hayat yaşayan babaya, anneye deli kapıya konuşuyor. Nereye gidiyorsun? Cehenneme gidiyor bu ömür. فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ Hayır. Bu Kur'an bütün bir alemler için bir uyarıcı, bir kurtarıcıdır. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَسْتَقِينَ Yani o bütün alemlerden beden istikameti isteyenler için. Fakat yalnız başına sizler istikameti tayin ve tespit edemezsiniz. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Sizin arzularınız, sizin dilemeleriniz tamam Cenab-ı Hakk'ın dilemesine bağlıdır. Cenab-ı Hak bu sureyi, bu çerçevede anlamayı idrak etmeyi hepimize ihsan buyursun. Söylediklerimle amel etmeyi önce kendi nefsinde daha sonra sizler üzerinde tesirini harf edesin. Haftaya inşallah Mutaffifin suresini tefsir etme gayreti içerisinde olacağız. Bu sure bir inkılap suresidir. Ashab-ı kiram emperyalist bir topluma Mekke'de nasıl meydan okuyorlar? Bu meydan okuyuşun sonu nasıl zaferle neticeleniyor? Kur'an-ı Hakim bize bir yol haritası olsun diye bu sureyi inzal buyurmuştur Cenab-ı Hak. İnzal buyurdular. Haftaya inşallah bunu tefsir gayreti içerisinde olacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.